Alo, kimsiniz? Alo. Anne benim. Ay oğlum, çok şükür. Çok şükür oğlum. Ya eve geldim ben. Darmadağınık ev, yerlerde kan var oğlum. Ödüm koptu, ne oldu, ne oldu? Yok bir şey, dinle beni. Dinliyorum. Odada çekmecede pasaportum olacaktı. Bir yere mi gidiyorsun yoksa? Evet gidiyorum, bir de paralar vardı odamda. Ay, gördüm onları ben. Nereden çıktı o paralar? Benim paralarım onlar. Şimdi 3 destesini benim için ayır, gerisi sende kalsın. Uzun süre idare eder seni. Oğlum temelli mi gidiyorsun yoksa? Hemen hazırla. Çık otobüs durağına gel. Geçerken alacağım. 15 dakika sonra orada ol, tamam mı? Peki oğlum, tamam. Şimdi anlarız neymiş ne değilmiş. Başsavcının dosyası, didik didik sorgulayacaklar. Kim giriyor sorguya? Çıkmıyor değil mi? Güçlü. Bak sana geldiğinde de söyledim. Öyle bir şey yapamam. Savaş Bey de ısrarla çıkmak istiyor. Doğrucu o şerefsizin peşine gidecek biliyorsun değil mi? Benim görevim Güçlü. Görevimi yapmak zorundayım. Hiçbir hukuki engel yokken tutamazlar burada. Sabaha kadar kabuslar gördüm ben. Anne tamam, yok bir şey. Arıyorum bulaşamıyorum. Beliz'i arıyorum, dıt 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 meşgule düşüyor hep. Tamam yok benim telefonum artık, ben sana ulaşırım. Sen onun için uzaklaştırdın beni evden. Birilerinin geleceğini biliyor muydun? Tamam hallettim işte. Oğlum nereye gidiyorsun onu söyle bari. Neye gidiyorsun? Bir süre buralarda olmayacağım. Peki ne oldu oğlum, ne oldu onu söyle. Meryem sırrımı söyledim. Görevden uzaklaştırılıyorum. Allah belasını versin o kız. Yaptığım şey ben yaptım. Ortaya çıktı. Ama oğlum işte yattı çıktı zaten. Yani olmuş bitmiş. Niye daha birilerinin canı yansın? Niye benim oğlumun canı yansın? Tamam aklanana kadar yurt dışına gideceğim. Kimseye bir şey söylemek yok. Tanıklık etmek yok. Çağırsalar bile bilmiyorum diyeceksin. Tamam mı? Yalnız mı gidiyorsun? Yok Beliz'le. İyiyim. Tamam iyi o zaman. Sen iyi ol. Senin hasretine katlanırım. Tamam. Tamam ver hadi. Peki tamam. Hadi. 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 Niye söylemedin bana savcının kaçtığını? Peşine düşerim diye mi? Aferin Güçlü. Senin için iyi neyse onu yaparım ben. Meryem nerede? Şeyde. Nerede? Savcının telefonunda hasta bakıcının numarası çıkmıştı ya. Onu getirmişler. Meryem de görünce sorgusunu dinlemek istedi. Yani babasını da savcı mı öldürdü diye. Gidelim mi, bekleyelim mi, ne yapalım? O savcı kaçıp gider. Olmaz. Olmaz. Abi ne yapalım? Bir şey diyeydin ya. Kardeşim, adamı en son sen görmüşsün.
Katta son bulunan görevli de senmişsin. E telefonunda da savcının numarası var. Bu ne diyorsun? Doğru, numaram var. Savcı Bey iyi bakılsın istiyordu. Zaten Savcı Bey yatırmıştı hastaneye ilk onu. He. Ölümüyle alakası yok diyorsun yani. Ben bilmiyorum dedim. Benim ilgisi bu kadar. Nasıl bu kadar ya? En son sen kalmışsın. Öyle söylemiş kızı. Adam senin sorumluluğundayken ölmüş. Ben dedim ona. Göz kulak ol dedim. Olmamış. Tekerlekli sandalye alıp geliyorum. Yanında kal dedim. Kalmamıştı. Benim suçum ne? Yalan söylüyor. Yalvardım kalsın diye. Beni tekerlekli sandalye bulmaya da o gönderdi. Beni tek başıma bıraktı. Sonra da zaten kapı kilitlendi. Bu kadar mı? Bu kadar mı soracak? Nereye? Bitti mi sorgu? Sen benim sorgumu mu dinliyorsun ya? Sen gidebilirsin. Sorguda soru sorulur. Seninkine ifade almak bile denmez. Bir şey bilmiyorum diyor adam. Duymadın mı? Ha, dinlediğine göre duymuş olman lazım. Sen de inandın. Yoksa inanmak mı istedin? Kaç yıldır polissin sen? Benden de fazlasın be. Yazık. İfadesini böyle imzalasın, sonra serbest bırakın. Burcu komiseri de dışarı çıkarın. Zaten uzaklaştırması var. Bir de ihtar falan almasın. Savaş! Nasıl öldüğünü anlatacaksın! Ben bir şey bilmiyorum. Savaş, bırak adamı, saçmalama! Oktay Şahin mi öldürdü Arif Akça'yı? Söyle! Söyle! Söyle dedim sana. Bu benim acım. Ben konuşacağım. Yüzüme bak. Yüzüne bak. Ben daha küçücükken annemi kaybettim. Bunu bana acı diye söylemiyorum. Babam benim tek yakınımdı. Bil diye söylüyorum. Başın sağ olsun. Babam tek başına büyüttü beni. Sonra başına gelenler. Felç geçirmesi. Hepsi benim yüzümden oldu. Sonra o merkez girdi hayatımıza. O zaman dedim ki, bir gün belki yine her şey eskisi gibi olur. Bunda ne ilgisi var? Nereye manın? Yani. Olmadı. Babam çıkamadı oradan. Ben de böyle yapayalnız kaldım. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını biliyorum ben. Ben bir şey diyemem size. Ben de bir sırrın yükünü taşıdım. Çok uzun zaman. İnsana neler yaptığını biliyorum. Eminim her gece defalarca kendinize sormuşsunuzdur. Eminim binlerce kez bana söylemek istemişsinizdir. Söylemek acıyı dindirmiyor. Ama yükü hafifletiyor biraz. Ben de yaptım bu hatayı. Bir katili korumanın, saklamanın katil olmaktan hiçbir farkı yok. Bunu bana katilini koruduğum kadının annesi söyledi. Şimdi ben de sana söylüyorum. Çünkü doğru. Öyle hissediyor insan. Birini öldürmüş gibi. Ben de Arif Bey'i çok severdim. Hiç sızlanmazdı. Hiç hoşlanmazdı. Allah razı olsun onun. O zaman onun hatırı için. Bunu çok görme bana. Herkes sevdiği insanın bu dünyadan nasıl gittiğini bilmek ister.
Çünkü içi hep acır. Onu yalnız bıraktığı için. En zor anında yanında olamadığı için. En azından ne hissettiğini bilmek ister. Lütfen. Meryem Hanım. Ben size çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Bana sadece konuşacağını söylemiştin. Arka kapıyı ondan açtım. Sonra seni de öldürürüm dedi bana. Benim çoluğum çocuğum var. Bir şey diyemedim. Adam savcı nasıl olsa. Çok üzgünüm. İfadesini bu şekilde değiştirip imzalasın. Meryem, bir şey yapalım sana, bir su falan bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.